Evet sayın seyirciler, yeniden karşınızdayız. Şimdi biraz sonra Atatürk ve onun inanç temellerini, İslam'daki temellerini konuşacağız ama ondan önce yarım kalmış bir konu vardı. Evet. Osmanlı'ya Araplığın ve belki de Türkiye Cumhuriyeti'ne şimdi Arap düşüncesinin yoğun olarak girdiği dönemi anlatıyordunuz. Oradan da bunun bir adeta karşı tepkisi olarak aslında Atatürk'ün mirası. Ona geleceğiz. Ama onu bir özetlerseniz kısaca. Pekala. Şimdi ilk deminki bölümde şunu söyledim. Türkler İslam'ın aslında uzun bir süre üvey çocuğu olarak algılandı, kabul edildi. Yani Evet. bizden çok da haz etmediler açıkçası. Arap dünyasından bahsediyorum. Çünkü bilgi birikimi, İslam'ın bilgi birikimi, ilmi yönü daha çok Araplarda yoğunlaşmıştı. Doğal olarak çünkü İslam Arap dünyasına gelmişti. Ama ona rağmen Yalnız hemen bir şey söyleyeyim. Siz devam edin. O öyle lanse ediliyor. Hiç öyle değildir. Hatta Arap dilinin temel lügatleri de dahil İslam'a Arap mirasın, ilim mirasının büyük babaları Türklerdir. Mevalidir. Yani Türk illa Türk diye burada şimdi ulusalcılık yapmanın bir alemi yok. İmam-ı Azam Arap mıdır? Azam değil. Hayır, hiç değil. Bütün İslami ilimlerin, ilim şubelerinin lügat dahil. Şimdi tek tek veririz burada. Babaları, üretenleri, Arap olmayan isimlerdir. Zaten Emevi'nin mevali dediğimiz Arap olmayan Müslüman unsurlara duyduğu kinin arkasında da bu vardır. Evet. Şu anlamda söyledim. Yani genel olarak sadece ilmi üreten insanlar anlamında değil de genel olarak toplumsal gayet bakışları tabii bu. Canım. Türklere babasının malı gibi görüyor. Ha babasının ha o anlamda söyledim. Babasının malı yani gibi hem görüyor. Dini gayet tabii hem canım. Edebiyatı hem kültürü hepsini babasının malı gibi görüyor Arap daha çok. Şimdi bir bunu anlattık kısaca. Gelelim Yavuz Sultan Selim'in 1516-17 sonrası Osmanlı'da Arapçılık akımı arttı mı ya da Sünni gelenek arttı mı diye. Şimdi orada şu var. Yavuz Sultan Selim olaylara çok da dini açıdan baktığını düşünmüyorum. Bir tarihçi olarak hadiseyi yorumlarsak. O Osmanlı Devleti'nin hem doğuda hem batıda hakim en büyük İslam gücü olmasını düşünüyordu. Ve ona kadar yani Yavuz'a kadar Osmanlı hep gözünü batıya dikmişti. Balkanlarda ciddi fetihler yapmıştı ve Anadolu'daki müstakil beylikleri birleştirmeyi hedeflemişti. Şimdi Yavuz'un tahta geçtiği tarih 1512'dir. 1520'de de öldü zaten. 8 sene kaldı tahtta. Yani bütün yaptıklarını 8 yıl içinde yaptı. Bakıyorsunuz bütün önemli seferleri doğuyadır. 1514 Çaldıran, 1516-17 Mercidabık Rıdaniye Memlukları yendiği savaşlar. Şimdi burada espri şu. Yavuz Sultan Selim devletin cihan şumul bir devlet olması için hilafeti yani halifeliği İstanbul'a getirmek istiyordu. Halifelik çeşitli politik sebeplerden ötürü aslında elden ele de dolaştıktan sonra 12. 13. 14. yüzyıllar boyunca 1500'lere gelindiğinde Memluklarda kalmıştı. Yani Mısır'daki devlette kalmıştı. Son dönem Çerkezlerin hakim olduğu bir dönemdir ama aslında Memlukları kuranlar da oraya göç eden Türklerdir. Mesela o Kuduz, birçok ünlü var. Sultan Baybars. Onlar Türktür. Hep Haçlıları Kudüs'ten evet, çoğunluğu çıkaran da adamlar. Kıpçak Türkleriydi galiba. Evet, Kıpçak Türkleri. Evet. Bravo. Çoğunluğu da Kıpçak'tır bunlar. Şimdi Yavuz Sultan Selim bu halifelik İstanbul'a gelmeli deyince nereden alacak? Gidecek Mısır'dan alacak. Memlukların elinden alacak. Memluk'ta 400-300 küsür senelik çok kuvvetli bir devlet. Gerçi biraz onun da ölmüş örteni yok modunda. Yani bizim 1850'lerdeki halimizi yaşıyor evet. O sırada. İşte o seferi yaptı. Ondan sonradır ki malum işte Mekke'nin anahtarını getirdiler. Bütün Arap dünyasının anahtarları geldi. Çoğuna savaşsız girdi zaten. Sadece Memluklarla
üç tane büyük savaşı var. İki tanesini toplum bilir daha çok. Mercidabık'la Rıdaniye bilirler. Sonra hilafeti aldı. Şimdi burada hiç yeri değil. Fakat Yavuz'un bir politikası da o zaman Anadolu'da çok yaygın olan ve ciddi de nüfus barındıran Alevi nüfusunu da sunnileştirmeye çalışmıştır. Devletin genel politikası olmasını istiyordu bunun. Yani bunun dini sebeplerle yaptığını da inanın düşünmüyorum. Tahmin de etmiyorum daha doğrusu. Ama böyle bir hamlesi olduğu biliniyor. Tabii ki Yavuz'dan sonra doğal olarak hem hala Türkiye'de birçok aile, hamle de bayağı kanlı bir hamle oldu doğrusu. Elbette. Yani. Şimdi burada detaya girmeyelim yani, diye açar. Oraya girmeyelim diye ben o zaten konumuz başka bir konu. Konumuz da değil. Şimdi burada problem şu. Sürekli Mısır'dan, Mekke'den, Medine'den sadece Yavuz Sultan Selim döneminde değil. Sonraki 200 yıl boyunca bu işi ciddi anlamda inceleyen, herkesin anlayacağı dille anlatıyorum. Aileler getirildi, yerleştirildi İstanbul'a. Merkez yapıldı yani İstanbul. Büyük Arap alimleri buraya getirildi. Tabii. Şimdi hala şu anda mesela birçok aile var İstanbul'da. Belki 150-160 aile vardır. Onlar göbek eski şeylerini bilirler, jenerasyonlarını ve söylerler. İşte benim dedem der bilmem 1600'lü yıllarda Mekke'den gelmiş. Benim dedem bilmem İskenderiye'den, Kahire'den gelmiş. Anlatırlar köklerini. Hem bilgi ihracı ithal edildi hem de devletin ve toplumun sünnileştirilmesi için ciddi gayret sarf edildi. Yani ben buna devlet politikası bakımından bakıyorum. Hatası, günahı, sevabı Alevilere ne yaptı, yapmadı. Onlar başka konular. Sadece Alevilere de değil yani bir sürü başka mezhebe o sırada sert uygulamalar yapıldı ki Avrupa'da da örnekleri şimdi var bunların. Bir şey daha söyleyeyim de konuyu bitirelim. Evet. Şimdi Yavuz Sultan Selim zaten çok sert mizaçlı bir adam. O kadar sert ki oğlu muhtemelen tepki olarak Kanuni Sultan Süleyman, onun biliyorsunuz oğlu, daha mutedil, daha sakin bir adam olarak yetişmiştir. İhtimal ki babasının o tavırlarını bildiği için diye düşünüyorum. Çünkü zaten biliyorsunuz adı Selim. Yavuz onun lakabı. Yani böyle Yavuz bir adam diye. Yavuz diyorlar. Evet. Tutuk konuşur, kekemedir hafif ve o kadar sinirlidir ki divan toplantısında, divan toplantısı nedir? Bakanlar Kurulu bugünkü. Vezirler orada. Adam tokatlamış bir adamdır. Adam bıçaklamış. O zamanlar galiba şey var, meşhur laf, beddua için Yavuz'a vezir olasın diyorlar. Onu da size bakın. Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi ilginç, bunu da duysun herkes. Yavuz Sultan Selim çok sadrazamını, veziri azamını hakikaten katlettirmiştir. Bir tane Murat Paşa var meşhur. Murat Paşa uzun dayanıyor. 8-9 ay dayanıyor. Fakat her olayda adam boncuk boncuk terliyor. Yani ha beni de katletti, ha beni de katledecek diye. Bir gün gene aralarında böyle hafif yolda bir gerilim oluyor. Murat Paşa terleri döküyor. Diyor ki padişahım diyor vereceğim bir can. Alın da ben de kurtulayım siz de kurtulun diyor. Yavuz Sultan Selim cevabı çok ilginç. Diyor ki adı da adamın Murat biliyorsunuz. Muradım odur lakin yerini dolduracak adam bulamam diyor. Bu kadar sert bir adam. Hepsini tüketmiş. Yani onun için o 8 yılda gerçekten Anadolu'nun sosyo-kültürel yapısını değiştirecek, sonraki yüzyıllara da yansıyacak. Pek de iyi takım olacak bir iş olmamış galiba. Kimileri çok iyi oldu diyor, evet, kimileri de yani üzülüyor ve yangın oluyorlar. Bakın köprüye adı Yavuz Sultan Selim kondu, evet. Bütün Alevi camiası tepki gösterdi. Anlayabiliyorum. Peki hocam, ben şimdi baktığımda bu Atatürk'ün, aslında Atatürk tabii onun öncesi de var. Atatürk böyle birden gökten inerek belirmedi ama büyük de bir değişimdir Atatürk. Yani öncesiyle de çok açıklanacak gibi değil. Belki de bu Arap İslamı'na bir tepki gibi çıktı diye bir bende his var. Doğru mudur? Ne kadar doğrudur? Atatürk'ün bir de İslami bir kökü var mıdır yani düşüncesinin? Mesela maturilik bakımından vesaire. Nedir bu hadise? Bir bunu aydınlatsanız. Gayet tabii canım. Tamam. Yani beş vakit namazlı bir annenin çocuğu.